Merhabalar. Neyse ki güneşli bir gündeyiz. Güneşli olmasına rağmen sıkı sıkı giyindik. Çünkü bu aralar Konya'nın havasına hiç şey olmuyor, böyle güvenilemiyor. Bir an güneşli hava kapanıp yağmura dönüştürebiliyor. Ne olur ne olmaz dedik. Yine sıkı giyindik. Güzel de bir soru hazırladık. Geldik Konyalılarla, Kanal 42 izleyicileriyle buluşacağız efendim. Onlarla güzel bir konu üzerine sohbet edeceğiz. Konumuz ne? Önce onu bir söyleyelim. Neresinden tutarsınız bilmiyorum ama biz şöyle ifade etmeye çalışacağız. Malum yılbaşı yaklaşıyor ve yılbaşı işte milli piyango meselesi, büyük ikramiye meselesi bir anda mı acabalara getirebiliyor? İnsan nefis taşıyor ve ya işte alayım da bir bilet şansımı deneyeyim miktarınca böyle masumane bakılıyor konuya. Ama sonrasında ne oluyor? Tabii ki haksız yere, yani içinde alın teri olmadan kazanılan o para ve bu sisteme verilen para bir nevi harama, kumara gidiyor. Halkımız bu konuda gayet bilinçli aslında ama ne oluyor, nasıl oluyor bilmiyoruz. Milli piyango, yılbaşı büyük ikramiyesi meseleleri kafaları bir karıştırıyor. Bizim görevimiz ne bu ekran üzerinden? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Bir programı da bu konu üzerine ayırmak gerektiğini düşündük ve bugün haram, kumar, milli piyango, iddia, kazı kazan, artık bir şeyine tavla oynamak bile kumara giriyor. Yani haram oluyor. Bunu anlatmaya çalışacağız. Ama biz bunu anlatırken de ne yapacağız? Halka soracağız, sorunun cevabını halktan dinleyeceğiz. Bakalım kimilerine göre böyle mi, yoksa bizim gibi düşünmeyenler de var mıdır bilmiyoruz. Sorumuzu böyle başlatacağız. Bakalım ne tür cevaplar gelecek. Üzerimizde olan görevi yerine getirmek maksadıyla bizler bugün aman ha milli piyangoya, kazı kazana, iddiaya aldanmayın, onlara meyletmeyin. Çünkü bunlar kumardır demek için bu programı yapıyoruz efendim. Bakalım röportajlar nasıl olacak? Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür, sizi soralım. Teşekkür ederiz, iyiyiz. Biz de güneşli havada röportaj yapıyoruz. Sağ olun. İsminiz nedir? Şaban Koca. Şaban amcamız ne iş yapar, ne işle meşgul? Ben emekliyim. Emekliliğin tadını çıkarıyor musunuz diye tüm emeklilerimize soruyorum. Çıkıyor mu tadı emekliliğin? Emeklinin Türkiye'de ne kadar tadı çıkarsa o kadar çıkarıyoruz yani. İdare ediyoruz gibi tabii, bir durum mu? Tabii. Allah daha iyisini nasip eylesin inşallah. Amin, amin. Bugün bizim güzel bir konumuz var. Bu konuyu sizinle konuşmak istiyoruz. Ben önce size şeyi sormak istiyorum. Haram nedir? Haram? Efendim, başkasının mallarının şey etmesi, yani kendin olmadığı şeylere el uzatman veyahut da Cenab-ı Hak Teala Zülcelal Hazretleri'nin haram kılmış olduğu şeyler, mesela domuz eti gibi veya şu bu gibi, bunlar haramdır yani, anlayabildin mi? Kumar nedir? Ha, kumarda haksızlık, haksız kazanç diyeyim yani, anlayabildin mi? Cenab-ı Hak Teala Zülcelal Hazretleri'nin men ettiği bir şeydir yani. Oldu mu? Kumar haram mıdır? Haramdır tabii. Haramdır. Kesinlikle yani. Hem yuva yıkar, hem dinen, hem de yuvasını yıkar yani. Her şey elinden gider. Hani kişinin kişi de, kumar oynayan da diyeyim ki hani 5 kuruş şey alacağı kalır yani. Başka bir şeycik almaz yani. Oldu mu? Peki. Şans oyunları kumara girer mi? Girer. Girer. Onlar da kumardır. Çünkü senin elde etmediğin bir kazançtır yani. Anlayabildin mi? O da kumara girer. Peki şimdi yılbaşı yaklaşıyor. Milli piyango büyük ikramiyesi meselesi evet. Var. Herkes bir bilet alayım da böyle kısa yoldan bir zengin olayım falan evet. Deniliyor. Bu konuda haram dedik, kuram dedik. Kumar dedik ve şans oyunlarında kumar olduğunu söyledik. Neden meylimiz var milli piyangoya? Yani kısa yoldan kazanç yapmak ama haramdır yani. Kazananlar ne yapmıştır? Ya kafayı bozmuşlardır ya yerin dibine çökmüşlerdir yani. Hiç kendilerine faydaları olmamıştır. Anlayabildin mi? Ha? O da haramdır. Şans oyunlarını kumar gibi görmeyenler de var aslında biraz. Ya bu şimdi konuda bak, haram olan şeyi haram olarak yersen günaha girersin. Ama haram olan şeyi helal gibi görürsen dinden çıkarsın. Bu da var yani. Oldu mu? Burada inanç da sıkıntıya giriyor. İman tabii, da sıkıntıya giriyor. Dinden çıkarsın yani, bir haram olan bir şeyi haram olarak yersen günahtır yani, haram olduğunu bile bile haram, ya Rabbi ben bunu ama yiyeceğim.
Bu günahtır. Ama eğer helal gibi yersen, bu ne olur ki, bundan bir şeycik olmaz, bu helaldir yani dersen, o zaman dinden çıkarsın. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki uyarınız nedir? Milli piyango bileti almayı düşünenlere buradan bir amca, bir dede tavsiyesi ne söylersiniz? Vallahi benim tavsiyem bunlara uymamaları yani. Hı hı. Almamaları ve günaha da girmemeleri yani, anlayabildin mi? Hı hı. Sonra yılbaşı denen ne ki yani? Bizim sene başında biz kendimizi bir ölçmemiz lazım. Ne kadar sevap işlemişiz, ne kadar hani günah işlemişiz, bunları yapmamız lazım. Hı hı. Efendim, Hristiyanlar bizim işlerimize şey diyorlar mı? Hiç. Ama biz heves ediyorlar mı? Biz Hristiyanların şeylerine heves ediyoruz yani. Hı hı. Bu bizim için bir şeydir yani. Kara lekedir yani. Anlayabildiniz mi? Benim diyeceğim budur yani. Peki. Teyzeciğim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İyiyim kuzum. Otobüs mü bekliyorsun şimdi? Otobüs bekmiyorum. Torunlar gelecek de torunları bekleyeyim. Cumartesi günü vakit geçiriyorsun torunlarla. Allah. İsminiz nedir? Şehriban. Şehriban teyzemizle sohbet ediyoruz. Kızınız mı? Gelin mi? Kız mı? Kardeşimin gelini. Kardeşinizin gelini. Ailecek buradalar. Daha da gelecek olanlar var. Biz Şehriban teyzemize bir soralım öncelikle. Haram nedir? Haram. Haram ne kuzum? Faiz yersen annem. Hı hı. Ondan kere başkasının hakkına girersen. Hı hı. Ondan kere birinden çalıp çarpayın dersen. Hı hı. Haram o kuzum. Hı hı. Haram. Hiç yaklaşmayacaksın harama ama. Hı hı. Biz de haramsız yani, Allah esirgesin, paralarımızı şeylere yatırdırız. Faizlara. Hı hı. Çok alsın şey diyeceğiz. Aslında onları almayacağız, yapmayacağız ama hı hı. Yapıyoruz annem. Ne olur şey gibi. İşte haram şey, eğer bir de ona helal diyecek olursak annem, valla yerimiz yatağımız yok annem. Allah hafifsin bizlere kuzum. Kumar nedir? Kumar. Kumar annem, çoluğunun çocuğunun rızkısını gidiyor adam masada oynuyor. Kiye de oynuyor yani. Kumar oynuyor yani kuzum. O da haram annem. O da haram, o da haram. Hepsi haram annem, faizleri. Peki, şans oyunları yani kazı kazan oynamak, iddia oynamak, milli piyango bileti almak da haram mıdır, kumar mıdır? Bilet de haram kuzum. Bak 72,5 millet insanın şeyi geçiyor. Sen alacaksın, bana çıkacak diye şey diyorsun. Borcun var, derdin var, belki yok. Bilmeyenler de çok öyle şeydin. Helal mi olur o kuzum? İnsanların haklı. Birini kaldırıyorlar, birine yükleyiyorlar. İki kişiye, beş kişiye yükleyiyorlar. Haram değil mi herkesin hakkı? Haram. Sonuçta haksız yere kazanılıyor değil mi? İçinde alın teri yok. Alın ter, nereden alın terimizi? Hem de helal paramızı da götürüyoruz, ona veriyoruz annem. Bir de o sisteme de para kazandırıyoruz değil mi? Bilet doğru, alarak. Doğru, bilet alarak tabii kuzum. Yavrum bu bilet falan şey yavrum ya. Şu yılbaşı falan Hristiyanların işi. Bizim işimiz değil. Bizim ne gün şey, bizim günlerimiz Allahümme salli ala seyyidine, peygamberimizin ilk namazlarımız, orta namazlarımız kuzum, Recep, Şaban, bizim şeylerimiz o aylarda kuzum, hı hı. Ramazan'da. Hı hı. Annem, niye, ne oldu yılbaşında milli piyango bileti almalar, kuyrukta dizilip bir bileti kapmacalar, ne oldu? Vallahi annem, insanlarımız var ya, Allah korkusu iyice insanlarımızın içinden gidiyor. Allah'tan korkmuyorlar annem. Hı hı. Allah'tan korksalar zaten bunu yapmazlar yani. Hı hı. Harama bile bile kendilerini atıyorlar annem. Haram olduğunu i̇şte, biliyorlar mı, bilmiyorlar mı sizce? Annem, bileni de var, bilmeyeni de var. Ama şimdiki zamanda da televizyonlar bar bağırı. Hı hı. Ondan kere hocalarımız, hacılarımız televizyonlarda şeyler. Ama kulak asmıyorlar. Kimi mesela, şimdi ne kuzum, ne ana belli, ne baba belli. Kimse, herkes vur vurana. Kim kimi kandırırsa annem. Hı hı. Şimdi öyle bir hale geldik ki Allah hakkımıza hayırlısını versin annem. Amin. Götüremeyeceğimizi vermesin. Buradan bir ablamız, bir annemiz, bir teyzemiz, ninemiz olarak milli piyango bileti kazı kazan, iddia almayı düşünenlere ne uyarısı yaparsınız, ne söylersiniz? Şunu bak kuzum kimisi. Annem ne düşüneceğiz? Almasınlar, kendilerini ateşe atmasınlar. Bu dünya geçer, burada her yere gideriz biz. Mesela yalan söylerim ben sana şimdi. Her istediğim yere kakar giderim. Hı hı. Ama şunun altına girdiğimizde bizi kim kurtaracak? Kim var yanımızda? Hı hı. Allah kabirde imam, kabir bollu iman kurulu versin annem. Allah şey olan kullarından istin bizi yarabbimiz. Yani şiddi. Buradan milli piyango bileti almayın der misin? Derim, almasınlar kuzum. Bilet ne dalacaksın? Ne öreceksin bileti? Al interni arkadaş. Allah sana o kadar bereket verir ki sen Allah için çalışırsan bereketi içinde, her şey içinde annem. Kanaat edeceksin annem bir de. Şimdiki insanlarımızda, şimdi gelinlere falan bakıyorsun, kanaat yok.
Biri arka biri, biri arka biri annem. Bu adam nasıl kazanır, nasıl şey der düşünmezler annem. Hı-hı. Sen getir, herif istersen çalsın gelsin, istersen alsın. Şimdi insanlar öyle bir o duruma geldik. O hale geldik annem, daha da Allah beterinden saklasın. Amin. Baksana şu boşananlara, ben adam bir sene konuşur, iki sene konuşur. Duydun evlenmiş, bakmışsın ayrılmış. Hı-hı. Çocuklar oluyor olan annem ya. Hı-hı. Allah hidayet versin annem insanlara. Şehriban teyzemiz Milli Piyango'dan, iddiadan, kazı kazandan bir abla, bir anne olarak uyarıyor. Uzak durun. Harama uzak bulaşmayın diyor. Kuzum bulaşmayın harama. Kuzum beş vakitinizi kılın. Allah'ınıza şükredin. İşinizde de çalışın. Düzenci Allah için çalışın çalıştığınızı da. Allah bize her şeyi daha güzel verir. Daha güzel. Helalından verir kuzum Allah bize. İnşallah. Ne güzel Muhammed konuşuyor değil mi? Tam bir anne edasıyla konuşuyor. Hocam isminiz nedir? İsmail Şenel. İsmail amcamız ne yapar, ne eder, ne işlemiş? Emekli öğretmen. Emekli öğretmenim. Öğretmenim ellerinizden öpüyoruz öncelikle. Sağ olun, nerelerde görev yaptınız? Sivas, Hakkari, Konya, hı hı. Karapınar buralarda görev yaptım. Ne zaman emekli oldunuz? 1997'de emekli oldum. Bayağı zamandır emekliymişsiniz. Emekliliğin tadını çıkarabiliyor musunuz? Buna da tüm emeklilerimize soruyoruz söylediğimiz gibi. Bugün bizim şöyle güzel bir konumuz var. Öncelikle haram nedir diye soracağım. Haram dini bir kavram. Cenab-ı Allah'ın hoş görmediği, yasakladığı davranışlar. Kumar nedir? Kumar da yine haram içinde yer alan bir oyun. Bir oyun. Peki kumar haram mıdır? Haramdır tabii. Haram. Allah Teala neden haram kılmıştır kumarı? Bu konuda tatmin edici bir bilgi sahibi değilim. Hı hı. Ama böyle bir alın teri dökmeden, çabalamadan, içinde düzgün emeği olmayan bir haksız kazanç olduğunu sanıyorum. Hı hı. Şans oyunları kumar ve haram mıdır sizce? Şans oyunları da haramdır. Hı hı. Kumar türündendir. Hı hı. Ne diyebilirim yani? Harama haram demek lazım. Haramı haram olarak kabul edip, hı hı, eğer işliyorsak da bunun günahına hazır olmamız, katlanmamız gerekir. Şimdi yılbaşı geliyor. Milli piyango biletleri, sırada, evet, kuyruk olanlar, evet, büyük ikramiyeyi bekleyenler, bunun kumar ve haram olduğunu toplum bilmiyor mu da bu kadar meylimiz var? Bir abi, bir öğretmen olarak efendim, nasıl uyarırsınız? Biliyoruz ama bildiklerimizle amel etmiyoruz. Bildiklerimizi tatbik etmiyoruz hayatımıza. Biraz da milletin kanaatsiz oluşu, falanın şusu var, benim niye olmasın, çabuk yönden helal mi haram mı olduğuna özen göstermeden bir kazanç elde etme kaprisi insanları tetikliyor. Bir kısmı zayıf olabiliyor insanların ve yönelebiliyorlar. Piyango gibi şeylere yönelebiliyorlar. Peki bir abi, amca, baba ve öğretmen olarak nasıl uyarırsınız bizleri? Haram, milli piyango, kazı kazan, iddia, bunların hepsi harama giriyor. Ne dersiniz? Elbette haram ama bilemiyorum yani bizim gücümüz nedir bu konuda gerçek ortada iken. Yüce dinimizin emirleri ortada iken insanlar maalesef gaflette, dalalette bir yol tutturmuş gidiyorlar. Yüce Rabbim herkese izan, anlayış, idrak, şuur versin. Ne diyebilirim kardeşim? Oynamayın, milli piyango bileti almayın tabii, der milli misiniz? Milli piyango bileti almayın, hayır etmez. Belki 3 günlük, 5 günlük bir kazanç temin eder ama sonunda bunun vebali çok acı olur. Çocuklarımızda, torunlarımızda belirir, sıkıntı yaratır. Çok tahmin edemeyeceğimiz problemler oluşturabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz ben bu güzel sohbet ederim için. Kanal 42 mi bu? Evet. Teşekkür ederim. Haberleri dinliyorum, izliyorum. Diğer programlarda elimden geldiği kadar bakıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hoşça kalın. İyi günler, iyi günler. Öğretmenimizi gönderiyoruz. Biz devam ediyoruz. Kumar, haram, milli piyango, bu üçü üzerine güzel sohbetler yapmaya devam ediyoruz. Haram dinimiz açısından her şey haramdır. Her şey haram. Evet. Mesela faiz haram. Hı hı.
Ondan sonra mesela başka bir, yani kulaklığı yediğin zaman haramdır. Ondan sonra her şey, çoğu şeyler haramdır. Kumar nedir? Kumar. Biz öyle şeylere gitmedik ama benim bildiğim kadarıyla kumarlar oynanan bir oyunlardan veyahut da ne bileyim bir iska, yani bir bilmeyerek de yaptığım bir şeyler kumardır bence. Öyle diye düşünüyorum. Alın teri olmadan haksızca edinilen kazanç. Evet. Haksız kazançların çoğu bence yani haramdır. Kumar haramdır. Evet. Peki Allah Teala kumarı neden haram kılmıştır? Oynamasınlar diye veyahut da yapmasınlar diyerekten. Yani bunları şu anda çoğu bizim yani insanımız bilinçlensin, yani her şeyi bilsin diyerekten haram kılmıştır. O yüzden haram kıldığı için de biz onları yapmamakla yükümlüyüz. Ama şöyle söyleyeyim, bizim insanım şu anda ne haramı bildiğimiz var, ne helali bildiğimiz var. Çoğu şu anda hepimiz, bana göre benim kendi düşüncem olarak söyleyeyim, hepsi haramdır diyorum. Yılbaşı yaklaşıyor. Milli Piyango Büyük İkramiyesi meselesinden dolayı çevrede Milli Piyango bileti çokça göreceğiz. Evet. Alanlar, ona umut bağlayanlar. Bu da bir sistem halinde. Yani iddiası da bunun içinde, kazı kazanı da bunun içinde. Milli Piyango bileti, sayısal lotosu. Yani şans oyunlarının hepsi de aslında bu kumarın içerisine giriyor. Evet. Ki Diyanet İşleri Başkanı da bu konuda açıklaması var, haram olduğuyla alakalı. Peki bunun haram olduğunu biliyor olmamıza rağmen halk olarak neden Milli Piyango'ya, kazı kazana, iddiaya böyle meylimiz var? Şimdi var ya, çoğu kişi şu an hemen hemen çoğu zaman 10-15 senedir diyeyim, millet kolay para kazanmaya heveslendi. Atıyorum sizin dediğiniz hesap lotodandır, bilgisayarlardandır veyahut da böyle şans oyunlardandır. Yani millet ne bileyim çalışmadan bir para kazanalım hesabını gidiyorlar veyahut da düşünüyorlar. Şu anda herkesi sorsam bir, ya para gelsin de nasıl olursa olsun. Haram hiç kimse düşünen yok ki. O yüzden yani yılbaşında bile elhamdülillah almadım şimdiye kadar ama inşallah da almam da öyle gelecek olan paranın. Şans oyunu oynadınız mı? Lotto, kazı kazı. Oynamadım, onlar da oynamadım. Yani şimdi şu anda benim görüyorum, az sonra da bir gelecek olan arkadaşım var. Yani o devamlı oynuyor. Ne faydasını gördü? Yani faydasından çok zararı çok halen. Halen faydası olmadığı gibi zarar oluyor. Yani çoluğuna çocuğuna bile zararı var. Ne gerek var da bunlar, yani şu anda elhamdülillah alımızın teriyle kazanmaya çalışıyoruz. Veyahut da kazanmak istiyoruz. Evimize giderken helal lokma. Durup dururken yani şu anda Milli Piyango almış olsan ömür hayatını neredeyse bitirmek üzeresin. Milli Piyango'da yani o gelecek olan o paranın göz çıksın diyeyim. Hiç olmasa yani öyle gelmektense alın teri şurada 2 saat çalış veyahut da 2 gün çalış, affedersin tuvaleti temizle, oradan para gelsin. Bana göre o daha helaldir. Daha güzel çoluğuna çocuğuna zevkle şevkle götürebileceğin bir şeydir yani. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. İsminiz neydi abi? Şakir Güneyli. Şakir abi, bir baba, bir kardeş olarak Milli Piyango, kazı kazan, iddia, bu gibi şans oyunlarına meyleden kardeşlerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi nasıl uyarırsınız? Ne söylersiniz ya, kameraya? Şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim. Şu anda bence yani onlardan gelecek faydalara hiç de bakmayın. Yani bizim toplumumuz bunlara yönelik gidiyor ama bence o toplumlara hiç de bakmayın. Yani bizim alın terimiz var iken niye harama gidelim? Şurada iki saat fazla çalış, 3 saat fazla çalış ki hiç olmazsa paran helale gelsin. Yani bizim toplumumuz bunlarla, oradan gelecek para bize hayır eder diyerekten hiç düşünmeyin. Veyahut da helal olur diyerekten hiç düşünmeyin. Yani şurada çalışın ki hiç olmazsa toplumumuz da kazansın, insanımız da kazansın. Haramla hiç iş yapmayalım bence. Bir de o haram para zaten fayda etmez. Fayda etmiyor ki zaten. Fayda etmediği gibi senin muhakkak o paranın misliyle ya hayatını götürüyor, ya huzurumu bozuyor, ya bilim, ya çocuklarından çıkıyor, ya evinden çıkıyor. Muhakkak bir şeyler oluyor. Allah-u Teala onu ne diyor? Ya haramdır diyor. Resmen bile haram ettikten sonra senin yerin yatağın var mı? Yok. Yerin yatağın yokken de sen durup dururken niye kendini feda ediyorsun? Niye bitiriyorsun ki? Ha, hiç olmasa şurada git çalış ki çalıştığın zaman bilana ne diyeyim sana, o para helaldir. Hiç olmazsa rahatlıkla, yani gönül rahatlığıyla, hiç olmazsa ben ya bugün evime huzurlu helalinden bir para götürüyorum dersin. Ama sen oradan gelecek olan yılbaşından ya trilyonlar gelse bile ne, kime faydası var? Hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Atıyorum Milli Piyango'da şu kadar para çıkmış da huzurlu olanı hiç duydunuz mu? Ya kimisi ya kumarlarda, ya ilişkilerde veyahut da ya bir şuralarda hepsi ölüp kalıyor. O yüzden de yani bence Allah'ım inşallah herkese akıl fikir versin, hidayet versin.
İnşallah haramdan uzaklaşıp durmaya çalışalım inşallah. İsminiz nedir? Oktay. Oktay Bey, ne işle meşgulsünüz, ne yaparsınız? Devlet memuruyum. Devlet memursunuz. Peki hemen hızlıca girelim. Sizin de isminiz öyle. İsmim Ziyafettin. Siz ne işle meşgulsünüz? Biz apartman görevlisiyiz. Apartman görevlisiniz, tamam. Güzel bir konumuz var. Önce diyeceğim ki haram nedir? Haram ne demektir? Haram, dinimizin yasaklamış olduğu şeyler haram. Yani ne, mesela diyelim ki domates yemesi haramdır. Yani örnek vereyim, yani Peygamber Efendimiz'de, Kur'an'da yasak olan şeyler belirlenmişse ayetlerde, bunlar haramdır yani. Zina haramdır. Bulaşmamak gerekiyor. Kumar nedir? Kumar da haram. Sigara da haram ama işte dediğim gibi bunlar yani belli şeyler. Boş zamanı geçirmek de yani bir şeydir. Haramdır. Tabii yani. Peki şans oyunları harama girer haram mi? İddia, kazı kazan, haram, milli piyango. Haram, devletin eliyle de yapılıyor. Devlet de bunu teşvik ediyor. Milli piyango da haram. Alın teri olmayan her şey haram. Peki bunun haram olduğunu bizim toplumumuz bilmiyor mu da? Bu yılbaşı yaklaşıyor, büyük biliyor. İkramiye var. Kuyruklar, yok beklemeler falan filan. Biliyor, alın teri olmadan kadından para olduğu için. Hiç bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti kurana 100 yılı olmuş. 100 yılda milli piyangodan zengin olan bir tane insan her sene 1 trilyon çıkartıyorlar. Nerede? Yok. Peki niye meylediyor? Haram olduğunu bildiğimiz halde niye meylediyoruz? İnsanlara cazip geldiği için. Ama haram diyoruz. Ama işte cazip. Harama ulaşmak cazip. O yüzden bizim yönettiğimiz sıkıntımız orada. Bizim hocalarımız bunu anlatmıyor. Haramı anlatmıyor. Ben dürüst olmam lazım ki millete dürüstlüğü anlatayım. Ben dürüst değilim ki millete dürüst olayım. Yani ben kendim harama bulaşıyorum. Ben kendim milli piyango alırken devlet adını bak milli piyango, milli demişim. Milli ne demek? İnancın olan insan milli olur mu? Ya milli piyango de ya. Niye milli koyuyorsun başına? Niye millisi var ki başında? İşte, onu da sorguluyoruz aslında. O yüzden zaten. O yüzden insanlara cazip geliyor. Diyor ki ağlayın bir kere diyor. Bir kere harama. Zaten bir kere bulaştığınızı bitiyor. Faizin olduğunu, haram olduğunu bilmeyen var mı? Faiz haram. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İlahiyatçılarımız da biliyor, din adamlarımız da biliyor ama bankalar hepsi çağırır, çağırır. Devlet diyor ki işte getirin paranıza şu kadar faiz vereceğim. Devlet çağırıyor. Doların getir şu kadar faiz vereceğim diyor. Markın getir şu kadar vereceğim diyor. Hazine paranı getir şunu vereceğim diyor. Peki bir abimiz olarak, bir babamız olarak milli piyango bileti veya iddia işte sayısal loto falan, hele ki şu dönemde bizim asıl konumuz milli piyango bileti almak konusunda, nasıl bir uyarı yaparsınız kameraya? Kardeşlerim yapmayın, almayın mı dersiniz, ne dersiniz? Ben alınmaması taraftar değilim yani. Devletimizin bunu yasaklaması gerektiğini düşünüyorum. Toplumu uyarmaktan ziyade toplumu tepeden uyarıyorsun zaten. Yani. Cazip hale getiriyorsun bak. Parayı cazip hale getiriyorsun. O yüzden yani milli piyango satıyorsun. Ver mi ikramiyeyi? 100 lira ver, almaz kimse. Yani İstanbul'a gidip de o nedir, nene midir, hatun mudur, onun kuyruğuna gidip de şeye kadar, Beyazıt'a kadar sıraya girmezler insanlar. Yani bilirsin yani. İnsanları cazip hale getirmeyeceğiz. Toplum olarak biz onu cazip hale getiriyoruz. İnsanlara diyoruz ki kardeşim, yani milyon milyon haram para, işte adam ben cami yaptıracağım. Ya haram parayla cami yaptırırım. Haram parayla okul yaptıracağım diyor. Yok şuna yani. Olmaz mı öyle? Olmaz tabii, öyle bir ben şey hayra olmaz. Hayra harcayacağım desin. Hayır olmaz kardeşim, haramın hayrı olmaz. Haramla kazandığın bir şeyin hayrı olur mu? Bundan sonra. Peki teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Ulusan. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Devam ediyoruz efendim. Min nedir? Naci. Naci ne yapıyorsun? Okuyor musun? Neyi gördüm? Evet. Neyi çalıyorsun? Neyi çalıyorsun? İyi derecede misin şu an? Bayağı normal çalabiliyorum. Çalabiliyorsun. Aha. Nereden geliyor bu neyi merakı? Neyi merakı, bizim bir komşumuz vardı Süleyman Yardım, Konya'da da ünlü bir neyzen. Onun sayesinde biz de ondan gördüğümüz için böyle bir şevk başladı. O yüzden neyi çalıyoruz? Ne zamandan beri gidiyorsun neye? Ne zamandan beri gidiyoruz? Yani ben eğitim alıyor musun? Eğitim aktif olarak şu an almıyorum ama bir sene aktif olarak eğitim aldım. Bir sene de aktif olarak çalıyorum. Daha önce de merakım vardı. Ama ses çıkartamadığım için neyden neyi bir kenarıya atmıştım. Çalamamıştım ama son bir sene içinde tekrar merakım başladı. Peki hiç sahne aldın mı bir yerde? Çaldın yani, mı? Yani öyle çok üst düzey bir sahne almadım ama mesela arkadaş ortamında ya 40-50 kişilik bir ortamlarda ne çalmışım var daha. En güzel hangi parçayı çalıyorsun? İşte Mevlana'mızın Etme şiirinin bir parçası var, onu çalabilirim. Dinlemek isterdim ya, ne güzel de giderdi arkasına. Çalabilir misin burada bize? Şu anda burada mı? Çalabiliriz. Hadi bir çal. Madem bir de müzikal arası verelim, ne olacak? Yani Naci'ydi isim değil mi? Evet. Naci de kabul ettikten sonra bizim için hiç sıkıntı yok. Bizim asıl bunu çalmanı isteyen kim oldu? Ömer. Kameramanımız istedi. Olabilir. Onun altında artık değil mi? Onu da yoruyoruz burada. Ben onu tutabilirim istersen. Oradan yuvarlanmasın. Heh. Sokakta ney müziğine. Ben mikrofon sesi iyi alması için nereye tutmam lazım? Mikrofon ağzıma doğru tutun. Tamam, haydi bakalım. Görürsünüz.
vallahi çok güzel çaldı ya. İnan böyle bir an bizleri şey oldu, dinlendirdin bizi Naci, sağ olasın. Yani nefesine mi sağlık denir? Nesi zor? Neyi çalmak? Ne zor? Ses çıkartmak genellikle zor olur. Kimine göre farklı şekilde. Ciğer mi lazım biraz? İyi bir ciğer. Ciğer lazım. Ben astım hastasıyım. O yani nefese de iyi geliyor. İyi geliyor. Tabii. Allah bir yerden de neyin illaki bir şey havası var değil mi? Şifa yanı var. Allah hastım hastalığına da şifa versin. Şimdi, daha da güzel şifa. Ney insan vücuduna en yakın olan müzik aleti neydir? Yani neyde 9 boğum vardır. İnsanda da 9 delik vardır. Yani neyde de 9 delik vardır. Pardon 7 delik vardır. İnsanın da vücudunda da 7 delik vardır aslında. Yani insan ney sesi insan sesine en yakın olan enstrümandır. Böyle yani. Bilgilenmiş olduk. Dinledik, bilgilendik. Gelelim bugün bizim konumuza. Haram nedir? Haram nedir? Allah-u Teala'nın bize helalin zıttı olan yani bize mübah olan şeylerin tersi de haramdır. Yani bu işi mesela bir ekmek helaldir ama başkasının ekmeği bize haramdır. Çok güzel anlattı. En net şekliyle anlattı. Kumar nedir? Kumar nedir? Kumar bir oyun türüdür aslında ama insanların kumarda parasını, hayatını, ailesini, namusunu ortaya koyup bu şekilde para kazanma yoludur. Bu da haramdır. Kumar haramdır diyeceğiz. Peki işte yılbaşı yaklaşıyor. Milli piyango biletleri mevzusu var. Kazı kazan var, iddia var, şans oyunları var. Lotodur, totodur falan. Tüm bunlara bizim halkımız bunun haram olduğunu bilmiyor mu da bu kadar meylediyor? Yoksa haram olduğunu bile bile ne olacak canım mı diyorlar? Ne tür yorum yaparsın? Şimdi insanlarımız böyle şeylere hiç dikkat etmiyorlar. Mesela şöyle diyelim. Yılbaşında hindiler kesiliyor. Yılbaşı için kesiliyor. Birçok hayvansever, her ay, mesela günümüzde şu anda bir papağan mevzusu yaşandı. Sosyal medya ortaya ayağa kalktı. Ama her gün Doğu Türkistan'da milyonlarca insan canı katlediyor. Bu kimsenin göz önüne gelmiyor. Mesela hindiler kesiliyor, birçok hayvansever buna hiçbir şey demiyor. Ama başka zaman bu hindiler kesildi, hindiler katlediliyor, ayağa kalkın gibi şeyler yapıyorlar. Ama yılbaşınca olunca mübah oluyor yani. Ben bunu daha fazla böyle söylemek istiyorum. Kılıf mı buluyoruz biz yaptığımız günaha, aynen, harama? Aynen öyle yapıyoruz maalesef. Peki, hiç şans oyunu oynadın mı? Oynamadım elhamdülillah. Çok şükür. Ne güzel. Aslında bu soruyu direkt bir arkadaşımıza, gencimize böyle sormak da bize yakışan bir durum değil ama izleyiciye güzel anlatmak mahiyetinde de böyle sormamız gerekiyor. Kusura bakma bu soru için. Gençler çok fazla şans oyunu oynuyor. Evet. Yılbaşı yaklaşıyor, biletler işte tükendi, büyük ikramiye, kuyruklarda sabahladılar vesaire. Birçok haber görüyoruz, başlık görüyoruz. Ne dersin, nasıl uyarırsın halkımızı şimdi bir genç olarak? Şöyle söyleyeyim ben. Milli piyango bileti oynadıkları zaman milli piyango biletinden çıkacak olan paranın o kuyrukta ölme imkanları daha fazla. Yani mesela o paranın çıkması bizim ölme ihtimalimizden daha az. O para çıksa zaten onun bir hayrını göremez insan. O haram paradır sonuçta. O bir şekilde ya evladından ya kendinden ya geleceğin soyundan o illaki çıkacaktır. Bizim insanlarımız da işine gelenleri yapıyorlar. Mesela sünnet mevzusunda da öyle. Mesela birçok sünnet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize birçok sünnet uyguluyor. Mesela biz diyoruz ki yanımıza çakmak taşıyoruz, bıçak taşıyoruz. Niye? Sünnet. İşimize geleni alıyoruz biz maalesef. Haramlar da aynen bu şekilde günümüzde. Ben böyle söylemek istiyorum. Nasıl uyarırsın peki? Yapmayın kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Ne dersin kameraya? Ne derim? Nedir? Haramdır. Piyango bileti haramdır. Yuvanızın, çocuklarınızın rızkını harama yatırmayın demek istiyorum ben. Çok güzel de özetledi. En başta anlattığı gibi güzel şekilde özetledi, net bir şekilde anlattı, net bir şekilde de bitirdi. Naci'ye teşekkür ediyoruz. Müzik dinletisi, neyi dinletisi için de ayrıca teşekkürümüz var kendisine. Okul mu okul ne yapıyorsun? Okul okuyorum şu an, İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Mehmet Zahit Kotku'da okuyorum. Maşallah, barikallah. Ne güzel bir gencimiz değil mi? Tertemiz, pırıl pırıl. İnşallah başarısı kat be kat artarak bu temizliğiyle vatana millete hizmet etmeye, ailesine hizmet etmeye devam eder. Böyle güzel genci yetiştirmek de anne babamızdan olmuş. Anne babaya da teşekkür etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz devam ediyoruz. Naci de neyini falan bir toplasın artık değil mi? Hadi bakalım devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Hayırdır inşallah. İsminiz nedir? Kameramanımız dönün diyor. Işık Ahmet, ders. Ahmet ismi. Ahmet amcam ne işle meşgulsünüz? Ne yaparsınız? Emekliyim. Kaldırım mühendisiyim. Emekliliğin tadını çıkarabiliyor musunuz? Yok. Çıkmıyor mu? Çünkü emekler biraz maddi bakımdan mağdurdurlar. Her zaman da mağduriyetini getiriyor devletler. Emekliyi bir kalkındıramadılar. O kadar efendim mesela kendilerine paya çıkarlar ama emekliye bir şey yok. İnşallah bundan sonra. Emekliye gelince
diyorlar ki bütçemiz müsait değil. Kendileri de müsait oluyor. Dua edelim. Allah işimizi rahat edilsin. Peki bizim asıl sorumuz haram nedir? Haram. Haram Cenab-ı Hakk'ın fıkhi bir ilmidir. Hoşuna gitmediği ve efendim, ehli tasavvufun, ehli imanın üzerine varılmaması gereken konulardır. Kumar nedir? Kumar da yine bir yasak olan bir şeydir. Bu da Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmış bir olaydır. Karşılıksız gelen bir şeydir. Emeksiz gelen bir hayattır. Yani haramdır değil mi? Tabii tabii, tabii şüphesiz efendim. Peki, yılbaşı geliyor, yaklaşıyor. Milli piyango meselesi böyle ay yoka çıkmış durumda. Biletler tükeniyor, büyük ikramiye şu kadar çıkacak falan. Halk da buna teveccüh gösteriyor. Ne hikmetse. Bunun haram olduğunu bilmiyor muyuz? Bilmemize rağmen umursamıyor muyuz? Şimdi, bu şans oyunları, milli piyango. Bir millet olarak efendime söyleyeyim, çalışmadan para kazanmayı düşünüyoruz. Esasında en büyük haram buradadır. Onun için alimler Peygamber Efendimiz bu konuyu da yasaklamışlardır, haram bulmuşlardır. Haramın üzerine varmaması lazım. Bir ehli iman kendini öbür tarafta ateşe atmaması için haram mehlala çok iyi dikkat etmesi lazımdır hanım kızımız yani. Peki ben kazanırsam onu hayra harcayacağım, cami yaptıracağım, okul yaptıracağım diyenler var. Haram parayla hayır olur mu? Bir adam susadığı zaman içerisine idrar konsa o su insana haram olur. Bu da idrarlı bir şeydir. Dua edelim inşallah, olur mu? Başka soracağım var mı hanım kızım? Nasıl uyarırsınız halkımızı? Milli piyango haramdır, iddia, kazı kazan, toto, loto bunlar haramdır diyerek bir abi, bir amca olarak bizi nasıl uyarırsınız? Yapmayın, etmeyin der misiniz? Şimdi diyeceğim şu benim. Kabir öteleri için bir efendime söyleyen hayat tarzı vardır. Bu hayat tarzına insan dünyadayken dikkat etmesi lazım. Onun için kabir ötelerini düşünerek hareket etmeleri lazım diyeceğim bu. Yani uzak dursunlar. Dursun, tabii ya. Tabii. Peygamber Efendimiz'i yanına varacağız. Şefaat ya Resulullah diyeceğiz. O yüzle varırsak kirli yüzle nasıl varacağız? Cenab-ı Hak'tan af dileyeceğiz. Bu kirliliklerle nasıl af dileyeceğiz? Velhasılı yorganımızı burada ona göre ayarlayacağız inşallah hanım kızımız. Son bir sorumuz. Para insanı bozar mı çok para? Çok para zaten insanı bozuyor. Bugün efendime söyle milletvekillerinin yanına vardığımız zaman bile değişiyorlar. Pek adam yanına kabul etmiyorlar. Maalesef üzülüyorum. Burada da yanımıza el pençe duruyorlar. Efendime söyleyin. Her türlü kolaylığı gösterir. Oraya vardıktan sonra da başka oluyorlar. Para demek ki onları bozuyor. Zengin de böyledir. Ama çok az bir insan vardır ki parayla efendim saadet olmaz diye efendime söyleyin. Allah'ın verdiğini Allah yolunda harcarlar. Allah o zümreye nail etsin paralı olanlar inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. Bu hoş sohbetiniz ve güler yüzünüz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herhalde burada cemaata, millete bir mesajımız oldu. İnşallah. Bu mesaj ışığı içerisinde yaşamayı nasip etsin. Zira biz böyle yaşadığımız müddetçe etrafımızdan belalar, musibetler eksik olmuyor. Ama Konya'nın şöyle bir havası vardır. Mistik bir havası vardır. Diğer beldelere yağmurlar, afatlar çoğalır. Ama Konya'nın veli kulları çoktur. Onların hatırına buraya ayarlı gönderilir. İnşallah da öyle olur. Konya'mız bu huşusunu korur inşallah yıllarca. Diye. Dua edelim hanım kızımız. İnşallah. Hadi. Teşekkür ediyoruz. Bir şey de efendim. Allah'a emanet olun. Selam olsun. Devam ediyoruz efendim. Teşekkürler. İsminiz nedir? İsmim Hacı. Hacı. Evet. Hacı amcamızla birlikteyiz. Evet. Haram nedir diye soracağız. Vallahi haram. Her hırsızlık haramdır ya. Haksız yere yerlenen şeyler hepsi haramdır. Alın teri olmadığı süre içerisinde hepsi haramdır. Tam da biz oraya geleceğiz. Evet. Kumar nedir? Ya kumar haram. Onu bir hesaba katma ya. Kumar Allah nasip etmesin. Düşmanıma dahi nasip etmesin onu. O zaten haydan gelen, oraya gelen gibi haram para. Siz uzak durmuşsunuz anladığım Allah, kadarıyla. Allah korusun. Allah nasip de etmesin. Sadece bir alın teri nasip etsin. Amin. Başka peki şey. Yılbaşı geliyor. Milli piyango meseleleri çıktı. Haksız yere oradan biletle şimdi, para kazanma telaşı. Ben onu pek bilmem yani. O kadar bilgim fazla olmadığı için. Bazıları haram diyorlar. Bazıları helal diyorlar. Demiştim. Sizce haram mı helal mi milli piyango? Benim açımdan haram. Benim açımdan haram. Niye helal diyorlar peki? Vallahi orayı da onlara sormanız lazım. Yani çünkü kesin bir şey bilmediğim için onlara sormanız lazım. Hiç aldınız mı milli piyango? Ya ben hiç almadım. Hiç heves etmedim. Hiç heves etmedim. İddia oynadınız mı?
İTÜ'de yalan söyleme birkaç defa oynadım. Yani burada değil, yurt dışında oynadım. Oydu. O da zaten aydan gelen oya gitti. Başka diş yar etmiyor değil mi? Hayır, hayır, hayır. Peki buradan Hacı amcamız nasıl uyarırsınız halkımızı? Vallahi işte haramdan kaçsınlar. Yapacağım şey haramdan, hırsızlık. Ya onlar hepsinden kaçsınlar. Helal para durduktan sonra harama kaçmasınlar. Başka diyeceğim bir şey yok. Peki insanlar sizce niye mail ediyor? Yani haram olduğunu biliyor. Ya artık ne diyeyim, onu maddi konusunda mı ele alıyorlar? Yoksulluktan mı artık? İlla iki bir şeyler vardır yani. Yani bedavadan gelen bir kazanç. Başka bir şey yok. Peki bu haram ama? Haram, haram bildiği için yapıyor zaten. Haram olduğunu bile bile yapıyorlar. Bile bile yapıyorlar yani onu. Günahını kimse düşünmüyor mu bunun? Zaten hayret var. Zaten günahını düşünse onu yapamaz yani. Bu böyle yani. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. O da hadi size hayırlı yayınlar. Sağ olun. Şükrü Polat. Şükrü Bey, ne işle meşgulsunuz? Neler yaparsınız? Eski yedi müdürde çalışırız. Çok güzel. Haram nedir diye soracağız. Haram yani ya bir şeye kulak giymek yani. Hı-hı. Kumar nedir? Kumar yani kağıt oyunu yani. Hı-hı. Haramdır yani. Haramdır. Kumar haram mıdır diye soracağız. Kumar haramdır yani. Haramdır. Evet. Haram olduğunu bile bile işte milli piyango, kazı kazan, iddia. Abi, hele yılbaşı geliyor. Şimdi bilet almak için belli isim yapmış büfelerin önünde kuyruklara giriyorlar falan filan. Bu niye haram olduğunu bile bile halkımız niye gidiyor buna? Yani ya paraya düşün yani. Harama el uzatıyor yani. Ama haram olduğunu biliyor. Niye yapıyor? Günahından korkmuyor mu bu insan? Yani korkmuyordur yani. Allah helal demesin yani. Peki buradan uyarmak isteseniz nasıl uyarırsınız? Milli piyangodan uzak durun, kazı kazandan, iddiadan uzak durun der misiniz? Tabii deriz yani. Allah helal demesin yani. Şu alnı terli olduktan sonra yani çalışmak yani helal paranın nasibisi yani. Helal para olmadıktan sonra ziyare etmiyor zaten. Olmaz yani. Sonu hayırlı değil yani. Hiç milli piyango bileti aldınız mı siz? Almadık yani. Hiç heves etmediniz mi? Yani yok yani. Hani bir an aklınızı karıştı. Yani bir deneyim şansım olmadı mı? Yok, olmadı yani. Olmadı. Allah nasip etmesin inşallah. Amin, amin. Buradan da uyarmış olalım. Allah'ım helal demesin yani. Hı-hı. Helal parayı nasibisin yani. Peki, teşekkür ediyoruz. De, hayırlı günler, sağ olun, iyi günler. Haram nedir diye bir başlayalım. Haram, alın terinle kazanmadığın bir geliri yemek, bedavacılık yani. Kumar nedir? Kumar da şöyle, onda da gene tabi alın terin yok da, o daha kötü. Niye kötü? Karşındaki insanı kandırıyorsun bir kere. Bence öyle yani. Kandırıyorsun veya sen onu, o seni kandırıyor. İçince hile giriyor bir de değil mi? Tabii. O yönden hiçbiri de iyi değil yani. Kumar haram mıdır? Kumar tabii haramdır ama şöyle bir şey var. Bizde bu öne çıkıyor yani, kumar haramdır diye öne çıkıyor. Ama bir de haksız kazanç var. Şimdi 1 liraya aldığın şeyi 10 liraya satıyorsun. Ona ne demeli? Değil mi? Haksız kazanç sonuçta değil. Bu da çok büyük bir günah yani. Adamın gene çol çocuğunun hakkını yemektir yani. O yüzden adaletli olmak lazım. Evet. Esnaf olduğunuz zamanda da. Peki yılbaşı geliyor, milli piyango bileti meselesi, sayısal lotolar, totolar, iddialar, kazı kazanlar. Ya ben ona şey yapmak istemiyorum. Hiç milli piyango bileti aldınız mı? Yorum yapmak istemiyorum ben ona. Niye biliyor musun? Herkes bir yere çekiyor. Bir tarafa çekiyor. Artık o insanların kendine kalmış bir şey. Piyango sizce haram mı? Vallahi aslında haram ama şöyle bir şey de var. Milli piyangoya kendi bir para verip alıyor musun kardeşim? Bir de karşındakini yani paranı kazanırsan alacağım diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Yanındaki insanları kandırmak kadar değil bence yani. Bu da sizin görüşünüz. Saygı duyuyorum. Canım ben yani öyle görüyorum, bilmiyorum. Alan alır, almayan almaz, onu kendi bileceği bir şey yani. Teşekkür ediyoruz. İsminiz yani, neydi? Zafer. Zafer abimize de teşekkür ediyoruz. Kamerayı kaybettim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Zafer abimize. Onu yolundan alıkoyduk. Şimdi de gönderiyoruz. Hoş sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasınız. Ne gün çıkarsınız? Haftaya salı günü. Haram nedir? Haramdır. Ne olacak yani? Başkasının hakkını yiyen, ne bileyim, kendinin olmadığı bir şeyi başkasından çalan veya çırpan bir şey haramdır. Kumar nedir? O da aynı şey yani, emeksiz para kazanma. Hı hı. Ne bileyim çalışmadan. Hı hı. Ne bileyim başkasının parasında gözü olan. Hı hı. Veya alan kişiye ne bileyim ben
Şans oyunları, milli piyango haram mıdır bunlar? Ya muhakkak haramdır da. İnsanların başka da bir şeyi yoksa, dayanağı yoksa yani ona ne bileyim... Bir umut kapısı mı görüyor orayı? Umut kapısı tabii yani. Başka çaresi şu anki durum da yani çok çok durumlar kötü. Hı hı. İnsanlar ona yoğunlaşıyor. Milli piyangoya, sayısala, at yarışına. Bu göreceksiniz gidin oralarda. İnsanlar bir hayal peşinde yani hayal peşindeler. Hı hı. Haram olduğunu bile bile gidiyorlar. Bile bile yani. Herhalde yani bile bile. Umut başka yok. Umut, hı hı. Umut. Parasızlık mı buraya getiriyor insanları? Muhakkak tabii. Sıkıntılar, parasızlık, geçim derdi. Hı hı. Yani çok zor. Hani biraz rahatlık olsa belki insanlar böyle şeylere yönelmezler belki de yani. Hani geçimini kendi sağlayabilecek olsa ne gider piyango alır ne gider kumar oynar. Belki hastası vardır onun da. Parası da çoktur ama kumar oynuyordur. Parası çoktur içiyordur. O keyfedir artık. Yani keyif tabii tabii. Ama cepte para olsa aslında bu kadar da insanlar meyletmeyecek mi yani? Yani muhakkak doğru söylüyorsunuz da. Vallahi bilmiyorum. Piyangocular görüyorsunuz İstanbul'da şurada burada insanlar sıraya girmiş artık. Yok şunu alsam bunu yaparım yardım ederim bilmem ne bilmem ne. Kazanırsam cami yaptıracağım okul yaptıracağım diye. Yani öyle şey olur mu? Cami olur mu parayla? Olmaz mı? Kemal Sunal'ın yaptığı gibi yapacaklar. Ne yapacaklar? Tuvalet. Yani o para anca olur. Cami olur mu hiç? Yani bu insanların şeyi o cami ne bileyim kutsalı yani. Hem haramdan bahsediyorlar hem cami yaptıracağım diyorlar. Cami olur mu yani? İnsanlar gidip onun içinde ibadet yapacak, namaz kılacak, dua edecek. Ne diye dua edecek? Burası piyangodan gelmiş milletin o kadar kişinin alın terinden çalınmış, çırpınmış parayla cami olmaz. Değil mi yani? Aynen öyle. Yani. Nasıl uyarırsınız buradan? Yani eğer ki sizden dolayı bir dinleyecek olan yani birileri varsa. Uyarma şeyin var mı? Uzak durun der misiniz? Tabii ki muhakkak durun derim de. Ama insanların umut dünyası. Para yok mu? Yani parasızlıktan insanlar sıkışıyor. Ne bileyim piyangoya dediğin gibi at yarışına iddiaya şuna buna. Acaba günlük masrafımı çıkarırım diye iddiaya giden var. 100 lira için, 30 lira için. 3 lira veriyor 30 lira alırsam günü kurtarırım diye uğraşanlar var. Yani bilmiyorum piyango haramdır diyorsunuz. Belki de almayan da yoktur. Öyle de bir şey var. Haram diyor herkes ama ya. Bakalım kim almıyor, kim alıyor? Ya almayan onu... var mı acaba? Bence yoktur yani. Çok nadirdir yani nadirdir. Ben yüzde belki onun yüzde yirmisi almıyordur. Belki ülkenin. Gerisi hep Müslüman bu ülke. Değil mi yani? Haram olduğunu bile. Ama ne yapsın insanlar? 70 trilyon diyor bir cazip geliyor insanlara. Bir de başına milli ibaresi olması... Biraz yumuşatıyor mu söylemi, eylemi? Şimdi milli ile haram bir bağdaşır bir yanı var mı yani? Yani her milliyetçi devletler de daha var yani haram, piyangodur, şudur, budur. Yani milli olması hani Türkiye devletin kuruluşu olduğundan dolayı milli diye şey yapıyorlar. Ne diyecekler başka? Piyango. Piyango desinler o zaman sadece. Vallahi bilmiyorum yani durumlar zor. Onun için insanların başka çaresi yok. Sıkıştıkları için de o tarafa yöneliyorlar. Evet, evet. Teşekkür ediyorum i̇yi abicim. Günler. Hayırlı günler. İyi devam ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi sağ yayınlar. Olasın. Bir röportaj yapalım mı? Ne hakkında? Haram, kumar, milli piyango konuşacağız. Şey ne? Kanal 42. Kanal 42. Ha. Haram nedir? Bizim haram Allah'ın yasak ettiği her türlü ne diyelim ona yiyecek içecek veya bir başkasının hakkına tecavüz edecek şeylere haram denir. Kumar nedir? Kumar yıkıcı bir faaliyettir. Çok evleri çok haneleri yıkmıştır. Kumar oynayanın aile hayatı olmaz. Bir de maddi giderler var, şey yapar, çoluğa çocuğa bakmaz veya kendi şeyine gider, egolarını tatmin için. Onun için o da haram. Başka? Milli piyango haram mıdır? Şans oyunları haram mıdır? Ya şimdi, çok
kendini bilmez alimler helal diyor da helal değil, haram. Çünkü çalışmadan kazanılan bir şey maddi gelir. Çalışmadan Cenab-ı Allah kimseye bir şey vermez. Çalışacaksın, isteyeceksin, talep edeceksin ama gönülden o zaman verir. Peki yani, bu halk haram olmasını bile bile niye gidiyor bu şans oyunlarına? Halk yönünü şaşırmış. Nereye gideceğini bilmiyor. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. Şey kalmamıştır, saygı, sevgi kalmamıştır. Soruyu bir sor da, sorsana be, o başlığı unuttum. Milli piyango haram mıdır? Şans ha. oyunları haram mıdır? Dediğim gibi çalışmadan kazanan her şey haramdır. Milli piyango da dahil. Peki insanlar haram olduğunu bile bile niye gidiyor? Ya haram olduğunu bile bile niye gidiyor? Bunalmış, maddi sıkıntıya girmiş. Efendime söyleyeyim, anaya babaya itaatsizlik yapılmış. Her türlü şeyde helal diyor. Peki buradan bir cümleyle gençlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı bir dedemiz olarak, babamız olarak uyarsanız milli piyangodan uzak durun der misiniz? Milli piyangodan uzak durun derim. Ve gençliğe de gençliğinizin kıymetini bilin. Ananıza babanıza itaat edin. Memleketinize, milletinize hizmet edin. Ve helalinden kazanın. Helal helal yiyin. Harama dokunmayın, harama uzanmayın. Harama dokunmayın, yaklaşmayın diyor. Şey var, hadis var. Harama dokunmayın, yaklaşmayın, harama yaklaşmayın diyor. Başka ne söyleyelim? Teşekkür ediyoruz verdiğim bu güzel cümleyi. Halkıma şunu söylemek istiyorum. Sakınlıkla şunu bilmeleri gerekli. Bu asgari ücretten dolayı çok çelişkili şeyler oluyor. Ama inşallah Türkiye olarak çok dua etmemiz lazım. Bir de inşallah Allah nasip ederse inşallah asgari ücrette ilerleme olacak. Bunu bilmeleri lazım. Ve Türkiye'ye karşı çok, yani dış devletler Türkiye'ye karşı çok düşmanlık yaratmaktadır. Ama inşallah dua edelim ki bunun sonunda gelecek inşallah. Allah nasip ederse bu düzelme olacak. Ve çok çok dua etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlar bununla ilgili uğraşma yapıyor. İnşallah düzeleceğine inanıyoruz. Bol bol dua etmemiz lazım. İnşallah. Yani Rabbim'den bunu istememiz lazım. Peki haram nedir? Haram. Haram bir insanın bile bile yapmaz. Yani Allah-u Teala'nın yasakladığı şeyi bile bile yaparsa atıyorum faiz. Bunu devletimiz bile demiyor yani. İlla şunu alın bunu alın demiyor yani. Biz kendimiz bunu bile bile yaptığımız için haram yönelir. Bu da çok büyük günah yani. Mekruhta yapılmaması gereken şeydir yani. Yani buna kesinlikle yön vermememiz lazım. Kumar nedir? Kumarsa bir insanın hani bu loto, süper toto, süper şey oynadığı zaman onun hak etmediğini kazandığı zaman yediği şeye kumar derler. Zaten bu dinimizce haramdır zaten. Kumar şeyi budur. Ha bu süper toto, süper loto oynadı. Hani bu maçlarda oynadığımız zaman işte bu iddia, kazı kazan, milli evet. piyango. Evet. Zaten bu haramdır yani. Dinen haramdır, caiz değildir yani. Caiz olan şey nedir? Eğer bunu bir insan yaptığı zaman yapmayan arkadaş diye uyardığı zaman inadına yaparsa zaten büyük günaha giriyor yani. Peki yılbaşı geliyor, milli piyango biletlerini görüyoruz kuyruklarda, millet sabahlıyorlar, bir bilet alabilmek için sıraya giriyorlar. Halk bunun haram olduğunu bilmiyor mu, yoksa bilmesine rağmen mi gidiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim hanımefendi, şu anda diyorlar ki çok büyük işsizlik var. Hayır öyle bir şey yok, şu anda işsizlik diye bir şey yok yani. İş var ama çalışan yok. Ne diyorlar işte, asgari şu kadar alıyoruz, bu yetmiyor. İnsanoğlu atıyorum derler ya, tabiri caizse insan ayağını yorganına göre uzatsın. Bu bir gerçektir yani. Eğer insan bunu bildiği halde işsizim diyorsa yalan söylemiş olur. Herkes niye milli piyango biletine, kazı kazana, at yarışına, iddiaya gidiyor? Haram olduğunu bilmiyorlar mı bu insanlar? Ya işte biliyorlar ama bildikleri halde bunu yaptığı zaman zaten büyük günah görüyor. Bir de bu yılbaşı çekiliş bileti alıyor sanki alın tere. En şey nedir yani, bu alın teri demek işte Resulullah'ımız da bunu diyor. Bir insanın diyor alın teri korumadan diyor verilmesi en şey budur yani. Hakkının verilmesi. Evet diyor. Hakkının verilmesi. İşte bir insan bunu eğer bilerekten yapıyor zaten inanmıyor demektir. İmani noktada da sıkıntı evet. oluyor. Evet, imani şeyden şüphe duyulması lazım. Son
Son olarak nasıl uyarırsınız? Loto'dan, Toto'dan, Milli Piyango'dan uzak durun der misiniz? Ben bir insan olarak, bir Müslüman olarak sakınlıkla Süper Loto, Süper Toto'ya kesinlikle kalkışmaya girişmeyin diyorum. Çünkü alınan her, yani Süper Toto'dan alınan her şey haramdır zaten. Haramı kesinlikle bile bile yaptığımız zaman zaten günaha giriyoruz, büyük günaha giriyoruz. Ha şu vardır, alın teri tamam, ağzına bereket vardır. Bir insan eğer bile bile yapıyorsa zaten haram, harama bile bile giriyorsa zaten günahtır. Yani kuruşu kuruşuna olsa, yani damlası kadar atıyorum bir insan, bir çocuğu, hepimizin birer çocuğu veya ikişer çocuğu olan bir insan bunu zaten alıp yiyor. Eğer haramı da böyle bile bile yiyorsa kesinlikle çıkar yani bu. Bunu demek istiyorum. Yani milletimize şunu söylüyorum, duyarlı olsun. Yani bu asgari ücretten kesinlikle düzelecek. İşte devlet şöyle, devlet böyle, kesinlikle inanmayın. Bu dış devletin Türkiye'ye karşı baskısıdır bu. Peki, teşekkür ediyoruz abimize de. Böylelikle de bugünkü Milli Piyango şans oyunları, kumar olması, haram olması konusunu da abimizle yaptığımız bu hoş sohbetle birlikte tamamlıyoruz efendim. Ne dedik programın en başında? Bizim bir görevimiz var, yayın ilkemiz var. Biz yayınlarımızda her zaman için iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, yani korumaktan yana bir yayın ilkesi benimsediğimizden dolayı bugünün konusunu da işte bize göre sakıncalı, Rabb-i Teala'nın söylediği gibi haram olan şeyden insanları sakındırmak maksadıyla bir program yapmışızdır. Bir kişiye bile faydamız olmuşsa bu da bizim kazancımız olur inşallah diye dua ederek de kapatıyoruz efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Güzel bir soru hazırlayacağız. Yine Konyalıların arasına karışacağız. Kanal 42 izleyicileriyle birlikte biz soracağız. Onlar cevaplayacak. Karşılıklı sohbet yapacağız. Böylelikle de bu programları sürdüreceğiz efendim. Bir başka soru cevapta halk röportajına görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.